Gelsin bakalım kuzular. Hacı al sen şuradan itibaren senden. Sen geri gel. Oba, gel bakalım aslan parçası. Aman öldürme balığımızı. Yok çok hasar yok zaten. Tuna tüpe saldık. Evet sevgili dostlarım, Hatay'dayız yine. Biliyorsunuz çok sıkıntılı günler geçirdi Hatay. Sevgili dostum Feridun'la daha önce zaten deprem öncesinde gelip bir video çekmiştik. Hatay'ın güzelliklerini anlatmıştık. Sonrasında da geldik. Aynen öyle. Sonra bugün yine geldik. Daha da geleceğiz, haberin olsun. Biraz sonra da. Baş tacısı. Bir söz vermiştik biz. Sevgili Nail abimle Fullfish İbrahim abi, benim ofiste hatta bir video çekmiştik. Fullfish'in sponsorluğunu aldığımızda deprem bölgesine Fullfish ürünleriyle ilgili bir dağıtım yapacağız, bir yardımda bulunacağız diye. Çok sağ olsun sevgili Nail abi kesenin ağzını açtı. İbrahim abi de destek oldu. Ürünler karavandaydı zaten uzun zamandır ama bu bölgeye gelememiştik bir türlü. Şimdi anca nasip oldu. Bugün avdayız, yarın avdayız sevgili dostum Feridun'la beraber. Yarın akşam İskenderun'a geçeceğiz 6'da yine. Çok sevdiğim bir dostum Çağatay'ın dükkanının önünde ürünlerin dağıtımını yapacağız. Bugün avdayız. Şu an Fullfish'in iki tane yeni silikonlarından attık. Kalamar, silikon evet, kalamarlarından. Trança bölgesi deneyeceğiz. Bir tane canlı yazılımımız var biliyorsunuz. Onu da indireceğiz birazdan. Bakalım ne yapacağız? Bugün avdayız, yarın avdayız iki gün boyunca. İnşallah güzel avlar yaparız. Keyifli İnşallah. Vakit geçiririz dostum. Sen geçen Kesinlikle. Hafta bir trançalar aldı. Bütün Türkiye'nin ağzının suları aktı. Aynen. Böyle mahmuzlu, boynuzlu, hatta kafesli. Her yani Bursa adamı var. Öldürür suyun Aynen altında yani. Öyle boynuzları vardı. Artık üstü kekomos tutmuştu balıkların ya. Gri'leşmiş, evet. Siyahlaşmış balık. Aynen öyle. Kaç kilo geldi balıklar? Yani şöyle, en büyük balığım 23 kilo 400 gram falan geldi. Trança mı? Evet. Yani 23 kilo 400 gram bir rekor olabilir trançada. Evet. Yani genel aldığım balıklar 16 ile 18 kilo civarıydı. Ağzımızın suları aktı resimlere Çok bakınca. Yani çok kelle balıklardı yani. Şimdi sen o kalamarla aldın galiba. Kalamarla da aldım, silikonla da aldım. Her türlü şeyi denedim yani elimizdeki. Çünkü şöyle bir şey bu balık işinde. Millet zannediyor ki her zaman aynı şeye vuruyor balık. Hayır. Balık bir gün kalamara mesela vurmuyor canlı kalamara. Hı hı. Sahte yiyor o gün. Sahte yiyor. Bir gün livarımda tırsi, sardalya, istavrit vardı. Balık sadece şeye vurdu, istavrite vurdu. Sadece istavrit yiyor mesela o gün. Bir gün enteresan sardalya yiyor. Herhalde balık şöyle tahmin ediyorum. O gün neyin peşindeyse onu yiyor. Yani doğal yemini yakalayacaksın, kendi yemini yani, kendisini vuracaksın. Jig de kullanıyorsan, sahte silikon da kullanıyorsan biraz onu gözetmek lazım. Nerede ne var? Mesela bizim bölgede örnek veriyorum. İşte pembe silikonla iş yapıyor. Neden? Barbun yani tarzı balıklar bu. Barbun değil de bu mercanlar var yani küçük mercanlar. Yani onlara yediği için balık, onun peşinde olduğu için pembe silikona mesela bayılıyor balık. Burada çok var. İşte GT bekliyoruz, dur bakalım. Evet, yani iklim değişiyor. Evet. Sıcak su balıkları, okyanus balıkları artık buraya giriyor. GT'nin de girmesi lazım. Sen bir de hırsız taktın bunu usta. Evet, aynen. Formül yaptı sevgili Feridun. Ben şimdi şu kalamarı çıkarıp canlı balığı bir deneyeyim abi. Bir dene bakalım. Balığımız canlı mı? Canlı. Tekliği ne taksaydın ona? Tekliğimiz var. Yok yok, hırsız da yapacağım abi. Hadi be. İyi ki atmadım ha. Daha önce yaptım bunu biliyorsun. Kurşunu takıma bağlamadan attığım oldu daha önce geçmişte. Hadi bakalım. Yazılı seven var mı aşağıda? Evet bugün neyle giriyorum? Höfkün Hotspot 350S. Çok ince bir takım. Ama ben takıma güveniyorum. Bir 20 kilo tranca efsane olur bunun aksiyonu. Evet. Şeyi indirdim yazılıydı be. Aa vurdu. Daha indir indirmez bir vuruş oldu. Aha. Almadı. Almadı. Vurdu almadı. Balon değildir umarım. Yok burada balon olacağını zannetmiyorum. Öyle mi? Evet. 80 metre değil. İki tane vuruş aldı yazılı. Hırsızları da var. Evet öldürmüş olabilir balığı. Balığı öldürdü belki yer. Ölüsünü yer. Ama da canlıyı gördüğünüz gibi. Yani biz buraya kolyoz ve istavrit gibi balıklarla gelsek tabii. O da güzel iş yapar. Tabii, tabii aynen. Ha? İçinden geçti vallahi balığın. Evet. Hani bu şeyde palamutta biraz tasmalamayı geç yapmak gerekiyor aslında. Hayır, değil hırsız mi? Var diye yaptım abi. Evet. Tek iğne de evet katılıyorum sana. Hani yutsun diye beklersin evet. De. Arkaya da iki hırsız takınca vurdum direkt. Çekelim bakalım ne olmuş. Palamutumuzun başına neler gelmiş. Ağır mı geliyor? Hı-hı. Ha palamut ucunda mı yani? Palamut ucunda gibi ama dönmüş olabilir.
Bir bak bakalım balığın şeyini anlarsın hep. Kuzu abi. Oo, abi nasıl geçmemiş? Tam da şeye binmiş yani. Tam hırsızdan yemiş ama. Kuzu bu arkadaşlar. Kuzu atlamış. Şu çizgiler kuzu. Bak şu bak ağız şeyi. O büyük de balık bak. Büyük büyük. Şu evet. Atlamış ama hırsıza geçmemiş. Hırsız gömülmüş. Gömülmüş. Dışı olsaymış alacakmış. Hem de güzel ağız büyük. Yani o balık ne? 10 kilo üzeri. Aslında iğneyi yapmış. İğneler yan yatmış yani. Geçmemiş ağzına balığı. 3 kere tasma vurdum ya. Güzel de balık da. Güzel balık da. Ha. Sağlam bastı yani. Vay arkadaş ya. Yok palamut duruyor. Kuzu kuzu. Gerçi kuzu usta üst mi? İğneye geçmiş, iğne geçmemiş. Bak iğneyi koparmış buradan evet, gördün mü? Evet. Neyse bu iş yapar da. Yapar yapar. Kuzu sonuçta. Abi bu. Bak üst iğneye gelmiş balık. Zaten buradan takılıydı koparmış üst iğneyi. Balık aç. Ölü mölü dinlemiyor. Spinle çalışmak istedi Ferdun. Ben o yüzden buna geçiyorum. Böyle bir renk ben görmedim mesela hiçbir yerde. Bu da Ferdun'un icadı arkadaki. Fulfiş bunda çok güzel balık bindirdim geçen. Sağlam bir akya. Şimdi merada öyle görünüyor ki akya var. Kuzu varken bir deneyelim bunu. O tam o iş. Aşağıda balık var yine hacı. Abi biz buraya var ya öyle 10-20 kalamarla geleydik. Bu da kuzu ama bak bu trenç olsa paramparça olurdu o balık. Evet yani. Bu da kuzu. İhtimal olabilir. Hacı yok bu tranca. Hı? Tranca bu. Emin misin? Abi abi bak koparmış almış hacı. Al. Tranca abi. Hacı. Dişli balık. Akki öyle almaz. Ezer. Dişli balık bu tranca. Balık bu. Israrla vuruş alıyor ama şeyi bir türlü alamıyor. Abi yalnız bu kuzu değildi. Bu kafa atan bir dip balığıydı yani. Şeydir trançadır. Ne parçalandı? Abi bu iğnelerden. Ne benim, kurtulabilir ya? Benim kalbim parçalandı şu an. Başka bir şey parçalamam. El yapımı iğneler bunlar hacı. İncecik baksana. Sinirimi bozdular benim şu an bunlar. Evet. Abi palamuta güzel vuruyor. Bir tane de palamut tutarsak. Üçlü hırsızlı. Yani üçlüden çıkamıyor çünkü hayvan. Çıkamaz yok. Yani 4 vuruş ya. Canlıyken aldık sonra 3 vuruşta aldık. Yani o kadar tasma vurduk geçiremedik iğneyi. Yani bizde bugün balıklar dalga geçiyor. Evet ya çok iyi yakaladık pelikanları. Binlerce vardı. İlk defa gördüm Feridun evet, abi. Evet aynen. Burada zaman zaman denk geliyor. Göç yolu burası. Binlerce pelikan suyun üzerinden geldi sıfırından. Karaya yaklaşınca yükseldiler gittiler. Ben bu işten biraz anlıyorsam bu kolyoz. İki kolyoz, bir... Mercan. Evet. Tamam abi yeter. Oo çok da güzel balık yazmış. Ya? Abi kaç kere taşma vurdum ya. İnanılır gibi değil, inanılır gibi değil ya. Artık yeter diyeceğin kadar taşma vurdum vallahi. Yani. Üçlü de var. İnanılır gibi değil ya. Şu üçlüyle o kadar taşma yapıp o balığı alamamak inanılır gibi değil.
Günaydın sevgili dostlarım. Yepyeni bir gün. Yine Feridun dostumla. Dün babayı aldık Feridun dostumla. Ama bugün balık yakalamak istiyoruz. Direkt balığa gireceğiz. Öğleden sonra çünkü hava esiyor. Tamam, aynen. Hadi yarım esiyor. Günümüz var. Hadi İyi gidelim. Vakit kaybetmeden gidelim. Bir şekilde gidelim. Bir yan bakıyoruz. Hadi. Hele yar 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 leylim yar leylim yar leylim yar leylim yar. Bugün pazar, bayağı bir balığa çıkan gördüm ben. Sert çarpışmalar olabilir bugün. Çok tabii tabii. Dostum. Bugün enerjim çok yüksek. Biz nereye onlar oraya. Dün bitiktim var ya. Uçakla geldim uykusuz sabah balığa çıktık falan. Enerjim sıfırdı. Bugün o balıklar yandı. Erken yatma rekoru kırdım. Birlikte. 8'de yattım dün akşam. Sabah 6'ya kadar. Ben 10 saat uyudum. Bugün saat bir baktım 11.30'da uyandım. 8'de uyudum. 11.30'da 6 diye uyandım saat. Uyuyabilmişimdir saat umarım. Yok bir daha uyuyamadım. Uykumu almış bir şekilde 11.30'da kalktım yani. Ve Aslan Suzuki. Ve Serhat'ın kolası. Vallahi dün o kadar yorgundum ki sevgili dostlarım. Akşam 8'de yatmışım. Sağ olsun bayağı bir takipçimiz gelmiş karavana. Serhat sabah söyledi bana. Ben top atsa uyanmamışım yani akşam. Onlar da haklarını helal etsinler. Ama bugün inşallah buradayız. Zaten bugün full fish ekipmanlarını dağıtacağız. İskenderun'da noktayı verdik. Dostlarımızla buluşacağız bugün. Bir sözümüz tutmuş olacağız. O yüzden heyecanlıyız. Hadi be ya, al bir trel de bugün yemimiz olsun be. İnşallah hadi bakalım. Bir trel bir kuzu. Biri rapala da zaten. Tamam bunu aldık. Birini de bırak aç. Vurdum. Ah, haydi be. Koptu. Koptu mu? Koptu. Brançe kesmiş olabilir abi. Yok, ağırlık gitti. Takım koptu. Klipsten kesmiş olabilir o. Yük binince gitti abi. Ne, kuzu mu bindi? Evet, büyük balık da aldı. Gitti. Bir şeyler oluyor bende. Yiyor abi şu an. Ha? Yiyor. Edemiyorum. Yetinmiyor. Evet, yani, evet. Yiyor abi. Yutmadı. Yiyor ama ısmadı. Hala yiyor. Pişti gibi. 3-4 vuruş oldu. Kuzu. Kuzu da almış ama iğneyi almamış. Geçin. Tasmala be. Al. Tamam. Güzel. Yedi bir kuzu gibi usta. Evet. Ha? 8-10 kilo falan. Hadi bir double strike. Ulan ne kafa attın ya. Güzel kafa atıyor. Evet. Küçükler böyle çılgın oluyor ya. 7-8 kiloluklar çok çılgın oluyor. Sporcu abi, genç onlar. Evet. Normal. Güzel. Baba, güzel. Ulan bu kafa. Böyle spine gelince. Baba. Kuzu baba. Kuzu değil de şöyle güzel bir tranca mıranca olmasın mı? Bilmiyorum mu? Ha? Pes ederse tranca yarı yolda. Bu sene orkinosa çıkamadık seninle beraber. Tutsaydık. Evet. Ama neler yapacaktık? Çok sağlam orkinos yakaladın bu sene. Abi çok. Oranın en güzel balığını ben yakaladım bu sene. Ya, ama Allah, ben o kadar sene yağlı bir evet balık görmedim hayatımda. Evet. Bembeyaz tereyağı gibi balıktı. Feridun Daiwa takımla girdi bugün. Evet. Kendi takımıyla girdi. Daiwa Saltiga galiba makina. Saltiga 4500 haş. Şeyde Saltist kamışta. Güzel. 1.91.
Evet, yavaş yavaş ayna vermesini bekliyorum balığın. Yok, pes etmedi. Etmediğine göre bu akya. Evet, o güzel. Güzel bir kuzu hacı. Ay maşallah. Ay bakalım. Şöyle bir balık arkadaşlar. Büyük bir balık değil. Ama güzel. Yani Feridun salar bunu benim bildiğim. Oh. Abi 10 kilo 10 kilo altını bu salıyoruz. Bu balık 10 kilo altı genelde. Tartabiliriz istiyorsan. Çekti mi? Dur bakayım. Zarar vermeden. Dur bakayım hacı. Ufak abi ufak. Yok o kadar ki. 10 kilo yok bu balık. Zarar vermeden gönderelim. Kaç? Kaç kilo? 7 kilo abi. Hadi bakalım o zaman. Vedalaş abi yavaş yavaş. Bakalım. Hadi bakalım yolun açık olsun. Daha iyileri, daha irileri sizin ve bizim olsun. Hadi evet. Bakalım. 100 kilo ol gel diyoruz, gönderiyoruz. Helal. Güzel gitti. Tebrik ediyorum dostum. İyi. Teşekkür ederim, sağ olasın. Ne güzel ya, Çağatay'ı burada görmek. Çağatay'ı zaten tanıyorsunuz zaten. Panama'dan çok sevdiğim bir dostum zaten. O da turnuvada da vardı bu sene. Evet, Teos'ta, Alaçat'ta. Çağatay zaten bu taraflı. Burada beyaz eşya işleri yapıyor büyük ama evet, bu da yeni evet. Bir iş kolu herhalde. Bu bir yıldır var. Motor bayilikleri var bizde. İyi, süper. Çok hayırlı olsun. Buna çok beğendim dükkanı. Çok teşekkür ederiz. Bugün dükkanın önünü bize açtı. Dedi madem Nail amcam böyle bir iyilik yapmış, tabii. Böyle bir şey yaptınız. Ben de dedi mangalı yakıp köfteleri... Biz de vesile olalım. Biz de dedi gelenleri aç göndermeyelim dedi sağ olsun. Böyle bir etkinlik yapıyoruz işte. Sizleri burada şehrimizde ve iş yerimizde görmek çok büyük mutluluk. Bize ait o mutluluk. Güzel kardeşim. Gezdim, çok beğendim ürünleri. Dükkan da çok güzel olmuş gerçekten. Olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın diye. Çok sağ olun. Şimdi biz full fish dağıtmaya geldik. Arkadaşlar biz bir de hökleri test etsek dediler. Test et abi o zaman, ne ama diyelim ya. Şimdi az önce bizim denediğimiz kamış herhalde jig kamışı, doğru mu? Onlar jig. Bu popping kamışı. Tamam. Ben bir Shimano kullanıcısıyım normalde. Ama gerçekten asıldım. O Grips'in açılışını ben gördüm burada. Gerçekten kamışın ne kadar sağlam olduğunu gördüm. Tamam. Ki ben Shimano'nun en yüksek segment kamışını kullanıyorum. Ben bu kadar asılamazdım yani. Bir de bunu den abi. Ama ben bunu kıracağımı adım gibi eminim. Kır abi o zaman. Abi 300 kilo balık geldi herhalde bunda. Bunda zaten 300 kilo balıkları var sitede. Az önce de bahsettim. Ben normalde tanker yumalakçısı. Eskiden tanker yumalakçısı yapıyordum. Ben bu kollarla az balyo sallamadım. Yok, belli sağlamsın. Yani gerçekten. Ya kırmaya uğraştın ya. Uğraştım. Ben de kır dedim hakikaten zaten. Hakikaten kırmaya uğraştım. İyi yani. De bizim Teos'ta videomuz var. 110 gördüm. Kilo Kemal var bizim. Hepsini seyredim. Hepsini kırmaya uğraştı, evet. Öyle söyleyeyim. Kemal de kıramadı abi. Ya şöyle abi, bazen hayatının balını çekiyorsun. Tamam mı? Ama bir eksiğimiz var. Mesela o ince bir takım atıyorsun ama hayatının balığı geliyor bazen. Evet. Çağat kamış kırılıyor, gidiyor. Doğru. Kopuyor yani. Kesinlikle ki yaşadığımız çok şey. Bunu da bir dene abi. Bu da Orkinos takımımız. O zaman kırılarsa kamışla beraber. Abi ne yapıyorsunuz ya? Abi ne yapıyorsunuz ya? Tehlikeli işler bunlar. Renginden belli olmuştur herhalde. Abi bir ara siyah duman attım, öyle söyleyeyim sana. Evet, ben açılışı yapayım o zaman. Evet Çağatay'cığım, seni de kesene bereket.
Sen bize balık yediriyorsun, biz de sana bir köfte ekmek yediriyorum dedik. Buyurun arkadaşlar. Serhat gel, yeme içme burada. Full fişler orada. Abiler afiyet olsun. İyiyim sağ ol, sen nasılsın? İyi alışmış. Seçtin mi ürünleri? Aynen. Ne seçtin? Ağırlamadım da 3 tane tip aldım. 3 tanecik. 2 tane şey. 2 de rapala. Rast evet. Gelsin. Sağ olsun. Etikette bizi balık yakalım. Tabii ki. Baktın mı döner tadını? Daha içeride dönerimdir ya. Abi şimdi köftenin tadını, burayı bir açalım da. Bir de döner gelmiş. Kilo mu aldıracaksınız bana? Akşam da balığa gidiyoruz. Masaya geldin, ne oldu abi, ne yapalım? Abi aldın mı, seçtin mi rapa? Aldım rapalı? Abi ben seçtim. Rast gelsin. Teşekkür ederim. Köfte de yer lütfen. İnşallah. İkramımızdan da. Sen neler seçtin abi? Göster. Genelde biz barakülo lüfer. Evet. Full fişi ve bizi etiketleyin lütfen. Kesinlikle. Yakaladığınız balıkları, hani hangi sahte ne iş yapıyor bu vesileyle biz de aynen görelim. Bu çalışıyor hocam. Hangisi çalışıyor abi? Bu çalışıyor. Çalıştırdım diyorsun yani. Evet, bu barakülonun bir numarası. Barakülonun bir numarası. Katana. Katana. 140'lı tamam. Da çalışıyor, 180'li de çalışıyor. Süper. Pilot inki de çalışıyor, singi. Yakalayınca etiketleyin bizi. Ne yakalıyorsunuz görelim. İyisin abi. Şey. Neler seçtin? Abi bunlar seçtim. Rast gelsin. Abi bu da kumsalmenin şansı. Sen hep jike çalışmıştın, jike evet, yapıyorsun galiba. Evet. İyi, sana da rast gelsin. Teşekkür ederiz. Bu prensesin şansın olsun o zaman. Teşekkür ederiz. Bitirmişler masadakileri. Balık yiyor muyuz balık? Çok mu seviyoruz balığı? Teşekkür et bakayım Suat amcaya. Teşekkür ederim. Masada bir tane kalmamış abi. Ne yapacağız? Masayı süpürmüşler Serhat'cığım. Bir şey yapmayacağız. Yeni aylatlar yapacağız. Demek ki ilgi var. İnsanlar bir kullansın. Bunlarla biraz balık yakalasınlar. Ondan sonra ne olacağına bakacağız. İnşallah yeni hayratlar yaparız. Atarız. Evet. Dedik bize etiketleyin dedik. Tabii. Sahtelere de yakalanan balıkları bize etiketlerse biz de paylaşacağız. Bakalım etkileri nasıl? Bence güzel olacak. Her şey güzel olacak. Yani iki gündür balıktaydık. Yorulduk zaten. Bugün de burada işte geldi sevgili dostlarımız. Bu bölgenin insanı çok güzel. Hep söylüyorum ben videolarımda. Daha da geleceğiz buraya. Önümüze çıkış döneminde de güzel hava geleceğiz. Artık biz de burada videoyu kapatıyoruz. Çünkü dostlarla biraz sohbet edeceğiz. Umarım sizin için de keyifli vakit olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. We'll be right back.